Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte aslında Black Mirror dizisinde gördüğümüz fakat günümüzde Çin'in testlerini uygulamaya başladığı sosyal puanlama testinin detaylarına bakacağız. Sosyal puanlama sistemi, test değil. Arkadaşlar direkt meseleye dalıyorum. Çin'de uygulanan bu sistemin adı sosyal skorlama olarak geçiyor. Videonun başında söylemiştim aslında biz bunu Black Mirror'ın 3. sezon 1. bölümünde izlemiştik. Aranızda izleyen arkadaşlar vardır. Onun gerçekleşmeye başlamış olan hali. Tabii Black Mirror'dan daha eskisi de var arkadaşlar. George Orwell'ın 1984 romanında veya Yevgeni Zamyatin'in Biz adlı romanlarında bahsetmiş olduğu o distopik dünyaya artık bana soracak olursanız ufak ufak giriş yapıyor. Bu distopik dünya ne demek? İnsanların birbirine puan verdiği ve bu puan sistemi göre hayatta alacağı hizmetlerin kategorize edildiği bir sistem bu. Yani ben sana 5 puan veriyorum, sen bana 3 puan veriyorsun, sen bana düşük puan verdiğim için ben bazı restoranlara giremiyorum ya da havaalanı, metro gibi hizmetlerden faydalanamıyorum. Çünkü düşük kategorili vatandaş oluyor. Bu puanları da bir oyunda kazandığınız deneyim puanları gibi düşünün arkadaşlar. Böyle çok puan toplarsanız yüksek kategorilere geleceksiniz. Düşük puanlarda kalırsanız da dediğim gibi belirli hizmetlerden mahrum edileceksiniz. Ki bunlar aslında sizin en temel haklarınız olan ulaşım hakkı, tatil yapma hakkı ya da bir yerden bir yere gitme ya da bir hizmetten faydalanma, kredi çekme hakkı gibi haklar. Bugünlerde Çin artık bu sistemi gayet ayyuka bir şekilde denemeye başladı. Belirli pilot bölgelerde. Tüm Çin'de uygulanma 2020 yılından itibaren başlayacak. Şu meşhur kategorizasyonu da biraz açayım sizlere arkadaşlar. İnsanları 4 bölüme ayıracaklar. A tipi, B tipi, C tipi ve D tipi. Eğer benim puanım yüksekse A tipi vatandaş olabiliyorum ve böyle gittiğim yerlerde saygı görüyorum ve devlet nezdinde de beni inceleyen bütün insanlar gözünde de dürüst, sözüne güvenilir, kaliteli, kredi verilebilir, uçağa alınabilir, restorana girebilir falan filan bir insan oluyor. Eğer aldığım puanlar çok düşük kalırsa ki en düşük seviye D seviyesi oluyor. Bu sefer bu hizmetlerin hepsinden mahrum kalıyorsunuz. Metroya binemiyorsunuz. Uçak bileti alamıyorsunuz. Hatta belki bazı restoranlara da giriş yapamıyorsunuz. Çok para ihtiyacınız var. Bir kredi çekmeniz gerekiyor. Çekemiyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi bunu bir oyundaki deneyim puanı olarak düşünün. Lütfen 1050 deneyim puanının üstü ve kendisine erişebilen vatandaşlar A sınıfı vatandaş olabilecek. Eğer ki 599 puanın altına düşerseniz de D sınıfı vatandaş olacaksınız. D sınıfı vatandaş da zaten anlamışsınızdır. Sözüne güvenilmez, yaptığı yapılmaz. Böyle bir insan tipi olacak yani. Tabii Çin'e göre bunu ben olarak düşünmeyiz sayılır. Peki maddi durum bu kategorizasyonda etkili olacak mı? Çin Komünist Partisi'nin yapmış olduğu açıklamaya göre maddi durum vatandaş kategorizasyonu önemli olmayacak diyorlar. Yani çok yoksul birisi de A sınıfı vatandaş olabilecekken çok zengin birileri D sınıfı vatandaşa düşebilecek. Tabii ki de hile devreye girer mi? Bence girer. Çok param olsa giderim o 1050 puanı 1050 tane vatandaştan mis gibi satın alırım. Bir de onu aylara bölerim. Devletin dikkatini çekmesin. 3 ayda 1050 puanı tık diye gelirim. Bitti mi? Bitmedi. Bu sistem sizi aynı zamanda sanal ortamda da takip edebilecek. Diyelim sanal ortamda WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında vesaire vesaire arkadaşlarınıza geyikler yapıyorsunuz. Ve bu geyiklerin içerisinde zararlı olanlar varsa küt 50 puanınız gidecek. Ya da sosyal medyada uygunsuz bir fotoğraf mı paylaştınız? Pat 50 puanınız daha gidecek. Her giden puan bir araya geldiğinde kaybedilen bir sosyal hak anlamına gelecek. Şimdi şeyde ikna olduk bence. Hani A sınıfı vatandaş işte farklı muamele görecek. Hizmetlerden daha hızlı ve daha kesin faydalanabilecekken D sınıfına doğru vatandaşların elde edeceği haklar ellerinden bir bir alınacak. Peki şimdi şunu merak ediyoruz. Bu sistemi kim tasarladı? Çin'in en başarılı istihbarat şirketlerinden birisi olarak kabul edilen SenseTime adlı bir şirket tarafından tasarlanıyor. Ve şirketin CEO'sunun yapmış olduğu açıklamaya göre yeni geliştirdikleri bu kamera sistemiyle birlikte kameraların önünden geçen ne olursa olsun kategorize edip tanımlayabilecekler. Yani bu bir insan, bir köpek, bir araba, bir araç, çocuk mu, yetişkin mi, erkek mi, kadın mı? Bunların hepsini bu kameralar sayesinde organize edebileceklerini söylüyorlar. Hatta ettiklerini de gösteriyorlar aslında. Bu kameralar toplamda 4000 farklı nesneyi tanımlayabiliyorken Pekin'de ve Çin'in bazı bölgelerinde polis memurlarının bu kameraların bağlı olduğu gözlükler kullandığı iddia ediliyor. Bu gözlüklerde topladıkları verileri çat 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 şirketin merkezine gönderiyor. Yani aslında orada devasa bir insan datası oluşuyor. Peki bu kameralardan Çin'de kaç tane var? Hazırsanız söylüyorum. Tam olarak şu anda 200 milyon adet kamera kurulmuş durumda. Bu 200 milyon adet kamera orada yaşayan insanların ıncığını cıncığını data olarak kaydediyor. Bu sistem bazı pilot bölgelerde cayır cayır uygulanıyor arkadaşlar. Hatta bazı vatandaşların toplu taşımaya binme hakları da elinden alınmış durumda. Daha öncesinde 2017 Mayıs ayında yürürlüğe giren kredi puanı düşük olan insanların uçaklara ve trenlere binememe hakkının bu sistemle bir tık daha üste taşındığını düşünün. Daha öncesinde şöyle
öyleydi 2017 yılında. Benim bankalardaki kredi puanım düşükse uçağa binemiyordum, trene binemiyordum, onu yapamıyordum, bunu yapamıyordum. Ticarette başarısızsam bir anda kötü insan oluveriyordum. La belki iyi bir insanım, ticareti yapamıyorum. Nereden biliyorsun ki yani? Bu durumdan etkilenenlerin de rakamlarını vereyim sizlere. Tam 23 milyon kişinin uçak bileti veya tren bileti alması sınırlanıyor. Yine Çin'in Ulusal Sosyal Kredi Merkezi'nin yayınlamış olduğu rapora göre de 5.5 milyon defa hızlı tren bileti alamıyor insanlar. 17.5 milyon kere de uçak bileti alamıyorlar. Bunun tekil insan karşılığında 6.5 milyon insan uçak bileti alamıyor. Sırf bankadaki kredi puanı düşük diye. Pilot bölgelerden bahsetmiştim. Mesela bunlardan bir tanesi 9.5 milyon nüfuslu Hangzhou bölgesi. Bence meselenin boyutunu artık anladık. Şimdi gelelim esas soruya. Bu durum ürkütücü mü yoksa doğru mu? Şunu diyebilirsiniz. Ne olacak? İyi bir insan ol, dürüst bir insan ol. Bu haklarını kaybetme. Ama bana soracak olursanız mesele bu kadar şirin değil. Mesela Çin'de yaşayan insanlar neyden korkuyorlar? Ben bir tanesini size söyleyeyim. Çin Komünist Partisi'nin kendisine oy vermeyen insanları fişleyip onların puanlarını düşürüp bütün sosyal haklardan egale etmesinden endişe duyuyor. Çünkü adam artık ona da hakim oluyor. Bu bana oy verdi mi vermedi mi? Ya da diyelim ben komşuma çok gıcık oluyorum. Ona -100'ü çaktım. Ne olacak şimdi? Her şeyi bir an arkadaşlar Allah aşkına şunu samimice bir ortaya koyalım. Hiç mi internette özel bir işiniz olmadı? Eşinizle, dostunuzla özel bir şeyler konuşmadınız? Şöyle düşünün. Bu özel konuşmaların artık 3. parti yazılım gibi bir ortağı var. Yani kendinizi bu programa dahil edildiğinizde bu ufak tefek işlerinizde bile kendinizin gözetlendiğini düşünün. Bence kimse tercih etmez. Şimdi burada Çin'in pembe amacı iyi insan olmak olarak görünüyor. Dünyadaki zaten pek çok din ve pek çok felsefi akımda iyi insan olma temel esasına göre inşa ediliyor. Ama bunun devlet tarafından puanlama sistemiyle kategorize edildiği bir düzende bana soracak olursanız insanlar iyi insan falan olmazlar. Çünkü iyi insan olmak demek fikri hür, vicdanı hür, iyi bir insan olmak demektir. Yani bunu puan belirleyemez. Gelir seviyesi belirleyemez. Bankalardaki kredi notu hiç belirleyemez. Ben bu konuda sizin de görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Hemen yorum bölümünde destekleyip desteklemediğiniz ve nedenini yazarsanız çok sevinirim. Bir de anketlere puanlama sistemini koyduk. Diyelim ki YouTube bir ülke, Webtekno'da oradan bir vatandaş. Bize kaç puan verirdiniz? Ben merak ediyorum. Puanlarımız hemen ankette. Puanlarınızı ve görüşlerinizi yorum bölümünden bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda ve böyle saçma sapan planların olmadığı daha güzel dünya projelerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Düşük puan veriyorlarmış. YouTube'da bizi atıyormuş artık.